Döviz kurundaki yukarı yönlü dalgalanma kuru yemiş sektörüne de zam olarak yansıdı. Kayseri'de esnaflık yapan Nurettin Çetinkaya, esnafın zor bir süreçten geçtiğini söyledi. Gelen zamları ürünlere yansıtmamaya çalıştıklarını vurgulayan Çetinkaya, yine de %50 civarında zam yapmak zorunda kaldıklarını anlattı. Çetinkaya satışların düştüğünü dile getirdi. Şu anda bizim ürünlerimizin kuru yemiş bazındaki ürün gamının yaklaşık %80'i, %60'ı gibi zaten ithal ürünler. Öyle olunca tabii ki dolar yükseldiği zaman bizim de ürünlerimiz yükseliyor. Bu da tabii ki insanların tüketim açısından etkiliyor. İnsanlar normalde, misal veriyorum, 1 kilo 2 kilo alacağı ürünleri daha çok günübirlik almaya sarf ediyorlar. Bu da aslında bizi çok etkiliyor dolar payı olarak. Ama şu var, özellikle esnaflarımız şu anda bir savaş veriyor. Yani dolarla her ne kadar dışarıdakiler savaş verse de biz de savaş veriyoruz. Çünkü bize yansıyan rakamları, bedelleri bizim etiketlerimize yansıtmamız bir anlamda mümkün kalmıyor. Çünkü eğer biz her dolar yükseldiğinde etiketlerimizi değiştirirsek, o zaman da müşterimizden çok tepki alıyoruz. Şu anda çoğu esnafımız duyuyoruz, görüyoruz, biliyoruz. İçinde de yaşıyoruz. Çoğu esnafımız zamları elinden geldiği kadar en son zamanlarda yükseltmeye çalışıyor. Yoksa mesela hani hem ürün bazında zam geldi hem de dolar bazında zam geldi çoğu ürüne. Öyle olunca aradaki makas çok çok fazla yükseldi açıkçası. Ama burada insanlar daha çok işte size dediğim gibi 1 kilo alacağına 500 gram alıyor, işte 250 gram alıyor. Günübirlik yaşamaya gayret ediyor. Hani lüks grup dediğimiz işte Antep fıstığıdır, işte kajudur, hani işte bu fındıktır. Bu gibi ürünler aslında gerçekten çok büyük bir yükselme sarf etti. Ama şöyle bir olay var. Bunların tüketiminde azalma gözülürken tam tersi olan ürünlerde mesela çekirdeğimiz uygun, fıstığımız uygun deyince insanlar birazcık da çeşit olarak onlara yönelmeye başladılar. Hani o çok bizde değişken oldu ama bu da tabii ki bizim ürün çeşitimizin çok fazla olduğundan kaynaklanıyor. Yani insanların tercih edeceği lezzet sayısı çok fazla olduğu için Antep almıyor da işte fıstık alıyor. Fıstık almıyorsa çekirdek alıyor gibi. Çeşitlendiriyor yani. Gücü çok değişti. Yani dediğim gibi orada hani oradaki olayda şu var. Normalde bizim sepet başı 300-400 TL olan, yani kişi başı aylık harcamalar 300-400 TL iken şu anda 50'ye 100'e düşmüş durumda. Ama diyorum ya, burada bizim şöyle bir faydamız oldu. İnsanlar artık büyük marketlerden alışveriş yapmıyorlar. Hani ellerinden geldiği kadar birinci pazardan almaya çalışıyorlar ürünü. Yani ilk çıktığı yer neresi oradan almaya çalışıyorlar. Hani burada bizimki birazcık işimizin düşmemesinin en büyük sebebi birebir halka hizmet ettiğimizden kaynaklanıyor. Yoksa diğer herkesin baktığım zaman kuru yemişi büyük marketler değil de sadece kuru yemiş marketlerinden daha çok insanların tercih ettiğini görüyorum. Bu da insanların alışveriş tarzının değiştiğini gösteriyor açıkçası. Fiyatlar noktasında da şöyle, mesela burada işte dediğim gibi kaju ürünü mesela şu anda benim fiyatım yaklaşık olarak 130 ile 140 bandı civarında geziyor. Ama şu anda bizim alışımız 150 ve 160 bandında geziyor. Hani dediğim gibi biz onun fiyatını yükseltemiyoruz çünkü o zaman da tepki alacağız. Hani bu bizim karımızla falan kaynaklanmıyor. Biz şu anda tamamıyla karımızı en aşağıya indirsek bile, masraflarımız düştükten sonra karımızı en aşağıya indirsek bile bu zamların içerisinde bizim her şeyimiz kayboluyor, siliniyor gidiyor ve para kazanamaz hale geldik. Hani o konuda mesela işte Antep'e aynı zamanda, Antep fıstığına da çok büyük zamlar geldi. Onunla da aynı mücadeleyi veriyoruz. Yer fıstığına da aynı şekilde çok zamlar geldi ama biz burada dediğim gibi elimizden geldiği kadar biz halkımızda var olacağımız için halkımızı desteklemek adına biz de ayakta durmaya çalışıyoruz. Burada şöyle bir şey var, bizim en büyük sıkıntımız açıkçası mesela çekirdeği biz kendimiz üretiyoruz. Türkiye'de üretiliyor, Türkiye üretimi. Fıstık Türkiye üretimi gibi, işte Antep fıstığı Türkiye üretimi gibi. İşte buradaki ürünlerin elimizden geldiği kadar rekoltesinin yükselmesi için bir tarım dezenformasyonu yapmamız lazım. Mutlaka tarımla ilgili bir çok büyük bir global değişiklikler yapmamız lazım. Ve bu konuda da kendimizi eğitmemiz lazım. Artık çiftçilik eskisi gibi değil, birazcık daha teknoloji odaklı çalışmamız lazım. Çiftçilerle birazcık daha dirsek temasını daha çok sıklaştırmamız lazım ki mevcut olan tarlalarımızdan daha fazla ürün alalım. Çünkü bu sene açıkçası zaten ürünlerin rekoltesi, yani mesela 10 ton çıkacak bir tarladan şu anda 8 ton, 6 ton çıktı bu sene. Pandemiden dolayı çoğu çiftçimiz ürününü
düzgün bir şekilde ekemedi. Ektiyse bile yağmur çok olmadığı için bu sefer de ürünün kalitesi ve çeşidi düştü. Kilogramı düştü. İşte ondan dolayı zaten mevcut bir kıtlık vardı zaten. Bunun üstüne bir de doların hareketliliğinin olması, işte ticari anlaşmaların olması bizim fiyatlarımızın çok çok daha yükselmesine sebebiyet verdi.